tadı iyice kaçtı. Niye? Nesi varmış evin? Nesi var? Hiçbir şeyi yok. Eskiden neydi öyle? Turan Hanım'ın odası dolar taşardı. O olmasa Hasan Bey'le sen yeterdi. Öyle mi? İbrahim Efendi. Turan gittiyse İffet Hanım var. Bak ona yeni bir oda vermişsin. Niye eski günlerimize dönmeyelim? Geç otur hele şöyle. Nasıl yani? Eskisi gibi toplanalım, oyun oynayalım. İskender arkadaşlarını getirse fena mı olur? Söyle Allah aşkına, fena mı olur? Bu işe ön ayak olursa, kârlı çıkan da sen olursun. Benden söylemesi. İyi. İffet'le konuşun, bildiğiniz gibi yapın. Şu koltukların yeri iyi oldu mu acaba? Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Allah daha da iyi eder inşallah. Amin inşallah. Nesini iyi edecek büyük hanım? Turan Hanım'ın zamanındaki eşyalarla bu oda daha güzeldi. Keşke onları satın alsaydık. Sen neler söylüyorsun Allah aşkına? O kırmızı kanepeyi her görüşümde Haki Bey'in intiharı aklıma gelecekti. Şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Ölenle ölünmez. Neden korkacakmışsın? Hem o adam zaten orada bütün gün uyuyordu. Ayol bırakın şimdi Haki Bey'i konuşmayı. Şu odayı şenlendirmeye bakalım hadi. Aman bana ne. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben zaten gündüzleri yokum. Geceleri de yok olurum. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben gidiyorum. Fuat'cığım şu sıyaya kadar bırakıver beni. Hadi. Al. Hiç gelmemezlik etmezdi. İskender'e sorsaydı. Belki birlikte bir yere gitmişlerdir. Sordum. O da görmemiş. Acaba Şefik Bey karısıyla barıştı mı? Hiç sanmam. Karısı onu eve bile sokmuyor. Şefik Bey bir yolunu bulmuştur. Son zamanlarda biraz fazla içmeye başlamıştı galiba. Sokağın bir köşesine düşüp kalmasın da. Ben ondan korkarım. Polisten mi sormadan? Yok. Sık sık uğradığı yerler var. Önce oralara bir baksak. Dedense. Evet hanımlar. İffet Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? Çok çekiyorum. Teşekkürler. Sağ ol Zeynep. Evet. Teşekkürler. Evet, evet, evet. Ayol bir dakika. Evin yüzeyler var. Evet. Gramofonun sesini duyunca geldim. Bir istediğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim, yok. Bir kahve pişireyim mi? Peki, hadi pişirin bakalım. Turan Hanım'ın gününde burası böyle miydi? Nasıl diye? Kadın herkesi avlunun içine almıştı. Bakın, siz bile İffet Hanım'ın odasına gitmiyorsunuz. Halbuki Turan Hanım buradayken onun odasından çıkmazdınız. Burası şimdi suyu kesilmiş bir değirmene döndü. Ha sahi. Turan Hanım ne yapıyor şimdi? Kim bilir? Kahvenizi getireyim. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Sizinle uzun boylu konuşamadık Memduh Bey. Siz geceleri çalışıyorsunuz. Ama ben de gündüzleri çalışacağım artık. Ha, niye öyle? Bir şirket kurdum. Şirket mi? Evet efendim. Annenizi göremiyorum uzun süredir. Ha, bütün gününü terside, berberde, çarşıda alışveriş yaparak geçiriyor. Öyle mi? Bakın Memduh Bey. Benim babam Hürriyet-i İtilaf Fırkası'nın ileri gelenlerindendi. Harbi Umumi ve Mütareke sırasında epey bir servetimiz oldu. İstanbul'da konaklarımız, evlerimiz vardı. Hatta İstanbul'un ilk otomobillerinden biri bizimdi.
Şoförlüğüm oradan gelir. Demek öyle. Evet. Sonra? Sonra Cumhuriyet'le birlikte tarihimiz ters döndü. Babamın adı yolsuzluklara karıştı. Hapse düştü. Sonra da öldü. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Neyse. Sonra annemle beraber Ankara'ya geldik. Burada Faika'yı tanıdım. Araba kullanmasını bilmem işimize yaradı. Şoförlük yaptım. Şimdi? Şimdi babamın tanıdığı bir avukat bizi buldu. Burada Ankara'da dostları olduğunu ve mallarımızı geri alabileceğimizi söyledi. Şimdi onunla ve bir arkadaşıyla o işimizi görecek olan bir şirket kurduk. Ve mallarımızı yavaş yavaş geri almaya başladık. Allah'a şükür tekrar eski halimize kavuşacağız. Ha, yakında İstanbul'a tekrar dönüyoruz. Peki Faika ne diyor bu işe? Faika mı? Aman Memduh Bey. Faika da kim oluyor? Hem yakında Faika'yı bırakıyor. Bu odayı tutalım diyen sensin. Ne oldu? Sinek alıyorsun. Yahu üç oda bizim neyimize be? Şurada durur. Hem kirası da fazla. Abdülkerim susar mısın? Buyurun. Gel İbrahim Efendi. Hoş geldin. Otur. Aramadık yer bırakmadım. Yok. İbrahim Efendi, bizim Şefik Bey bilmez misin? Bir yerlere takılmıştır. Gelir. Sen onun nerelere takıldığını iyi bilirsin. Beraber çıkıp bir dolaşsak. Gecenin bu saatinde nerede bulacağız İbrahim Efendi? İşler de kesat. Onun yanında nasıl işler kesat dersin? Ya sen işine baksana. İki günde kapıya koyarsa görürsün gününü. Girin. Günaydın Memduh Bey. Günaydın. Şefik Bey'den bir haber var mı? Yok. Aklımı verdiği her yere baktım. Yok. Artık karakola gitmenin zamanı geldi galiba. İyi olur Memduh Bey. Paltomu alayım da çıkalım. Kızım biz İstanbul'a gidiyoruz. Erenköy'deki köşkü geri aldık. Tamir ettiriyoruz. Yakında taşınacağız. Fuat'la düşündük. Sen Ankaralısın. Baban da Ankara'da. İstanbul'a intibak edebilir misin? Bilemiyoruz. O ne demek büyük ağa? Siz Ankara'ya nasıl intibak ettiyseniz ben de İstanbul'a öyle intibak ederim. Canım İstanbul Ankara'ya benzemez. Havası suyu insanı çarpar. Sen en iyisi burada kal. Uydurduğunuz bahanelere bak. Beni istemiyorsun değil mi Fuat? Yok canım bunu da nereden çıkarıyorsun? Yani ben aslında... Fuat nazik bir çocuktur. Kızım biz asil bir aileden geliyoruz. Kızı seçerek alırız. Onun için İstanbul'da yalnız kalıp perişan olacağına yol yakınken ayrılalım. Senin iyiliğin için. Benim iyiliğim için ha? Evet. Merak etme Fuat. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Büyük hanım, hanlarınız, apartmanlarınız, kocanızın saçı bitmemiş yetimlerin sırtından kazandığı paralarınız hepsi sizin olsun. Ben sizin burada o kadar parasız, ne kadar fukara olduğunuzu öyle yakından gördüm ki. Beni hep kullandınız, biliyorum. Ama hepsi buraya kadar. Ne lazımsa yap Fuat. Aferin. Akıllı kızsın. Allah'a ısmarladık. Gel. Bu bey sizi görmek istiyor. Buyursun. Ayşe İbrahim sen misin? Evet benim. Ben polis memuruyum. Hayrola? Bir şey mi var? Seni müdüriyetten istiyorlar. Çağırmışsınız. Yukarıdan buraya gönderdiler. Kimlersiniz efendim? İbrahim. Ayaşlı İbrahim. Şefik Bey meselesi. Haa. Komiserim geldiler.
Kimler geldi oğlum? Şefik Bey meselesi için. Ha. Gelin. İçinizde Ayaşlı İbrahim kim? Benim. Neden geciktiniz İbrahim Bey? Sizi sabahtan çağırmıştık. Arkadaşları toparlamak biraz zor oldu da. Sonra bir iki saattir de yukarıda dolanıp duruyoruz. Geçen gün karakola gelmişsiniz. Şefik Bey adı altında bir konsolosun eve gelmediğine dair bir ifade vermişsiniz. Evet. Memduh Bey'le beraber geldik efendim. Memduh Bey kim? Bankacı Memduh Bey. Sizler de Ayaşlı İbrahim Bey'in tuttuğu apartmanda mı kalıyorsunuz? Evet. Çıkar elini cebinden. Bu kız kim? O evde hizmetçiyim. Şefik Bey'i hepiniz tanır mıydınız? Evet. Tabii, elbette. Peki kendisiyle konuşuyor muydunuz? Beraber oturuyoruz efendim. Ama birkaç gecedir kendisi eve gitmiyormuş. Efendim geçen günde bunun için rahatsız etmiştik. Nerede olabilir? Vallahi bir karısı vardı ama ayrı yaşıyorlar. Evet varmış, sorduk, soruşturduk. Ama oraya da gitmiyormuş. İhtiyar bir adamdı, yalnız yaşardı. Onu da sorduk. Yalnız Şefik Bey geceleri lokantalara, dansiklere gitmeyi çok severmiş. Üstelik çok gençlerle de dolaşırmış. Doğrudur. Gezmeyi, eğlenmeyi severdi. Beraber gezmişliğimiz de vardır. Bugün bir ceset bulduk. Ceset mi? Evet. Şefik Bey'in olduğuna dair küçük bir şüphemiz var. Madem buraya kadar gelmişsiniz, isterseniz bir bakın. Görelim. Oğlum. Beyleri götürüver. Ne oldu? Şefik Bey efendim. Ya. Yaz oğlum. Nasıl olmuş İbrahim efendi? Parkta bulmuşlar. Uyuyor sanmışlar. Uyanmamış tabii. Neden eve gelmedi? Neden parka gitti? Bir türlü anlayamadım. Başucunda gözlüğüyle şu kağıdı bulmuşlar. Ah bu yalnızlık. Ah bu karanlık. Yalnızlıktan ne kadar korkuyorum. Karanlıktan ne kadar korkuyorum. Ah bir ölebilsem. Artık ölmek istiyorum. Ölmeyi ne kadar özlemiştim. Başın sağ olsun. Senin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Allah size uzun ömürler versin. Şefik Bey'in birkaç parça eşyası vardı. Onları getirdik. Günlük elbiselerini, çamaşırlarını filan fakir fukaraya dağıttık. Pek bir şey de yoktu zaten rahmetlinin. Allah rahmet eylesin. Peki ya parası? Parası? Parası yoktu. Hiç mi? Cüzdanını çalmışlardı. Biliyorsunuz. Peki ne getirdiniz? Bavulunu getirdik. Fotoğrafları. F-
Frağa. Frak mı? Ne yapayım ben Frağa? Bilmem. Hatıra olarak saklarsınız. Satarsınız. Satar mıyım? Satarsınız. Bugünlerde frak Ankara'da çok moda. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yahu nerelerdesin? Sağ mısın, hasta mısın? Yok, iyiyim, iyiyim. Biraz içim sıkılıyor bugünlerde o kadar. E sıkılır tabii. Adam içine çıktığın yok ki. Adam yüzü görmek istediğimi nereden çıkardın? Niye görmeyecekmişsin ki? Çok mu yabanileştim? Tamam. İyi adamdı. Yazık oldu ama... Bak, bu akşam bize geliyorsun. Sana öyle sürprizler hazırladım ki. Göreceksin bak kimler kimler gelecek. Kimler gelecek? Gelince görürsün. Hadi gidiyoruz. Pekala ama ben bir eve uğrayayım önce. Olur mu? Söz. Söz. Kaç kart? İki kart. Evet. Konuş doktora. İki puan. Siz şartlık. Beş pot da. Beş pot. Ben verdim. Ben de. Neyiniz var? Pas. Rest. Bana bak, sakın bu kıza gönül verme nişanlısı var. Gönül vermek ya da vermemek benim elimde mi? Senin elinde miydi? Sanki birine gönül vermişim gibi konuşuyoruz. Bunu daha sonra konuşuruz. Şu suratsızlığı geçsin de ne saçmalarsan saçmalara razıyım. Fatih Bey, bir saniye bulabilir misiniz? Geliyorum. Doktor Bey yakın arkadaşınız galiba. Evet. Fahri çok eski arkadaşım. Çocuktu. Beni evlendirmeye çalışıyordu. Şimdi ben onu evlendireyim de görsün bakalım. Siz evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Yok, düşünüyorum. Ama evlenmek için önce bir kadın lazım. Siz kiminle evleniyorsunuz? Bir istasyon memuruyla. İki kart. Oo. Siz kaç kart? Ne kadar güzel. İki kart. Bir istasyon. Sanki yeryüzünde yalnız ikiniz kalmışsınız. Gece sabaha karşı kalkıp tereyağlı ekmekle çay içmek ne kadar romantiktir. dışarıda kar yağmakta. Kaynayan çayın buharı camda. Ya da bir yaz günü ikindi üstü bozkıra müthiş bir hüzün çöker. Bir tren gelip geçer. İnsan böyle dalıp gider. Bizsiniz ne kadar güzeldir. Siz böyle şeyleri seviyorsunuz galiba. Ben her şeyi severim. Yeter ki birisini sevebileyim. Kimi? Kim olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir kadını. Öyle bir kadın yok mu? Yok. Öyle siz kimseyi sevmiyorsunuz. Evet, sevmiyoruz. Belki de bu yüzden... Öyle her şey bana pek bir tat vermiyor. Ama az önce bana bozkıra çöken hüsnü seyircinizi anlatıyordunuz. Ben sizin hesabınıza düşünüp söylemiştim. Benim de sizin gibi bir sevdiğim olsa... ...o zaman bozkıra çöken hüsnü de severim. Ben hüsnü...
hüzünden hoşlanmam. Ben örnek olsun diye söyledim. Siz hüzünden hoşlanmazsınız da rengarenk uçuşan kelebeklerden hoşlanırsınız. Sevdiğiniz de ne bileyim tarlalarda sarı başakların üzerinde dolaşan kargalardan hoşlanır. Mesele sevdiğiniz neyi seviyorsa onu sevmek. Onu sevdiğinden bana ne? Öyleyse karlı kış günlerinde çayla tereyağlı ekmeği tek başınıza oturup yersiniz. Bu gece de böylece bitti. Anlaşılan iş kızı istemeye kaldı. Ben de gider yarın isterim. Deli olma Memduh. Ben daha evlenmeye falan karar vermedim. Ha öyle mi? Peki sen bilirsin. Dur bir dakika yani evlenmeyeceğim demiyorum ama biraz düşünelim değil mi? Oğlum düşünecek ne var bunda? Sen kızı sevmiyor musun? Bilmem. Bilmiyor musun? Kız için ölüp bayılıyorsun. Sen farkında değil misin bunun? Bakalım o beni seviyor mu? Bu düşünülmez mi? Düşünülmez tabii. Bütün gece ikiniz hizmet ettiniz sofraya. Eğer sevmiyor olsa herhalde ortalıkta dolaşıp böyle hizmet etmezdi. Utanmasa müdüre ne diyecekti biliyor musun? Siz gidin ben burada kalırım. İş buraya geldikten sonra artık kız istenir, onlar da verirler. Herenköy'deki köşkün temizliği sürer 15 gün. Yerleşmemiz diyelim 10 gün. Bir aydan önce gidemeyiz. İyi. Öyle olsun. Fuat da işi kotarıncaya kadar çok yoruldu. Bakıyorum da rahmetli babasına benziyor. Tuttuğu işi koparıyor. Çalışkan çocuktur Fuat. Faika size açıldı mı? Yok. Bir şey söylemedi. Fuat'la konuştular. Bizimle gelmek istemiyor. O mu gelmek istemiyor? Siz mi götürmek istemiyorsunuz? Ah ne bileyim. Ben karı koca arasına girmem. Bakın büyük hanım. Kız elinden geleni yaptı. Saçını süpürge etti sizlere. Oysa siz mükafaten her gün dövüyorsunuz onu. Eğer bu böyle devam edecek olursa, cehennemin dibine gidecek olsanız, peşinizden gelir bulurum sizi. En iyisi yol yakınken bırakın kızı. Fuat gelmesini istiyor, ben de. Ama İstanbul'a intibak edebilir mi? O kadar gönülsüz konuşuyorsunuz ki, hiç istemediğiniz ayan beyan ortada. Ama gelirsem ölürüm diyor. Sakın gelirsem beni öldürürsünüz demiş olmasın. Ben kızı göndermiyorum o kadar. Siz bilirsiniz. Büyük hanım, Cumhuriyet'le aranız nasıl? Anlayamadım. Cumhuriyet'le diyorum. Aranız iyi mi? Cumhuriyet'le aram gayet tabii iyi. Mallarımızı geri verdiler. Şerefimizi iade ettiler. Daha ne olsun? Ben de artık bir cumhuriyetçiyim. Hayırlı olsun. Memduh Bey. Bugün Fahri Bey geldi. Size bu mektubu bıraktı. Teşekkür ederim. Sizi bankadan aramış ama bulamamış. Sağ ol. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? İskender Bey, polisler gelip götürdü. Odasını da didik didik aradılar. İbrahim Efendi burada mı? Burada. Bana bir çağır da durumu öğrenelim bakalım. Peki. Aziz kardeşim, bugün Aydın'dan döndüm. Bankadan aradım seni, bulamayınca da eve baktım. Ama yoktun. Neredeydin? Beni ara Fahri. Hayrola Nadir Bey. Beni çağırmışsın. Gel İbrahim Efendi, otur şöyle gel. İskender'i polisler götürmüş öyle mi? Öyle oldu. Niçin? Bunun Adapazarı'nda bir fabrikası vardı ya. Evet. Orada bazı karışıklıklar çıkmış. E'si yakalayıp nezarete attılar. Benim hiçbir suçum yok. Bana hiçbir şey yapamazlar diye bas bas bağırıp duruyordu. Bence ona orada üzerler. Ne oluyor bizim evde böyle? Hoş geldin Selimeciğim. Hoş bulduk. Ayol ne iyi ettin de geldin. Özledik seni. Nedim de seni görünce çok sevinecek. Nedim! Selim'e geldi. Geç sen şöyle içeri geç, rahat et.
Hoş geldiniz Selima Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Biraz toparlamışsın kendini. Evet, düzeldim sayılır. Neydi o canım, iyice koyuvermiştin kendini. Aman Nedim Bey, öyle deme. Üzüntüden insanın başına neler gelmiyor. Neyse, geçti şimdi artık. Selim Hanım, ben bugünlerde Ankara'ya gideceğim. Kura sıram geldi de. Benden, Ankara'dan bir isteğiniz var mı? Hayır, hiçbir isteğim yok. Yalnız meslektaşınız Memduh Bey evlenecekti. Ne zaman evleniyor acaba? Haberim olursa sevinirim. Aa, Memduh Bey evleniyor mu? Tam olarak bilemiyorum. Doktor arkadaşı öyle söylemişti. O hengamede hiçbir şey soramadım. Neyse, ben gidince öğrenirim. Efendim, sizinle çok önemli bir mesele üzerine görüşmek istiyordum, müsaade ederseniz. Mesele bizim Fahri ile ilgili. Herhalde anlamışsınızdır. Anladım. Biliyorsunuz Fahri'nin kimi kimsesi yok. Evet. Ya ama nasıl yapalım? Uzun lafın kısası. Memduh Bey, Fahri Bey'in kızımız Melek Hanım'la Dezdi izdivacı için validesinin ve pederinin muvafakatini alma işini bana bırakmışsınız. Ben de Aydın'a tel çekip pederinin ve validesinin muvafakatini aldım. Efendim, çok teşekkür ederiz. Biz kızımızı Fahri Bey'e vermeye razı oluyoruz. Gerçekten sizleri yürekten tebrik ederim. Öyleyse damadı çağıralım. Hem elimizi öpsün, hem de şerefe birer kadeh içelim. Efendim, izin verirseniz ben bir telefon edip Fahriye bu mutlu haberi bildireyim. Ne bekliyorsunuz evladım, elbette. Teşekkür ederim. Efendim, Fahri. Ooo, gel bakalım doktorcuğum. Öpeyim seni. Melek kızım. Oh Nedim. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hangi rüzgar attı seni böyle buraya? Vazifeyle geldim. Ne zaman geldin? Şimdi indim trenden. Alayım paltonu. Al sağ ol. Otur şöyle, otur. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz vallahi, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Selim Hanım'dan bir haber alıyor musunuz? Her gün bizde. Buradan döndükten sonra üzüntüden, yorgunluktan bir süre hastalandı. Ama şimdi iyi. Sana yazacaktı. Yazmadı mı? Hayır, yazmadı. Halbuki bize sıkı sıkıya tembih etmişti. Siz bir haber salmayın, ben kendim yazarım diye. Neyse, şimdi nasıl? İyidir. Gene ara sıra kederleniyor ama geçer. İş için ne düşünüyor? Hocalık yapmak istiyor. Dil dersleri falan. Kah İstanbul diyor, kah İzmir. İşte... Sahi, sen evleniyormuşsun, doğru mu? Yo, o da nereden çıktı? Ne bileyim ben. Selim Hanım söyledi. Yok canım, yok öyle bir şey. Hep bu doktor Fahri'nin halt etmesinden oldu. Hatta burada birine yazıp ne zaman evleneceğini sorduracaktı. Demek onun için yazmadı sana. Ne demek onun için yazmadı? Sen ona burada kal demişsin ya. Evet, dedim. Diyordu ki o evlenecek. Ben orada kalsam yanında sığıntı gibi olurum. Şimdi anladım. Peki... Şimdi ona yazsam, buraya çağırsam gelir mi? Bence gelir. Elbette gelir. Yalnız evli olmadığını yazman şart. Dedim, aklımı kurcalayan bir mesele var. Bak sana ne göstereceğim.
Başka bir istediğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Selime'den bir telgraf aldım. Bak ne diyorum. Yanınıza gelebilir miyim? Stop. Lütfen acele cevap verin. Stop. Selamlar. Stop. Yanınıza gelebilir miyim ne demek? Yani benim yanıma gelecek ve benimle yaşayacak demek. Anlaşılan benim başka biriyle evleneceğimi sanıyordu. Ve şimdi işin aslını öğrendi. Senin kontrat ne oldu? Ay sonunda bitiyor. E ne yapmayı düşünüyorsun sonra? Bilmem. Arttırmada çok yükseltmezlerse tekrar tutarım herhalde. Ama çok arttırırlarsa ihale kimde kalırsa hayırlı olsun. Hayırlısı. Sağ ol. Ben tutamazsam sen ne yapmayı düşünürsün? Bakalım, belki bir ev tutacağım. Hayrola? Selim Hanım geliyor da. İyi. Çok iyi. Yakışık olan da budur. Ben çok daha öncesinden düşünmüştüm ama sana söylemeye bir türlü cesaret edememiştim. Ben de daha kendisine söylemedim. Onun için ister mi istemez mi bilmiyorum. İster, ister. Hiç çekinme. Ne ihtiyacınız olursa söyle. Sağ ol. Elimizden geleni esirgemeyiz. İyi günler. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki tane oda tutmak istiyorum. Olur efendim. Yalnız odalara bir bakabilir miyim önce? Gezdirsinler efendim. Teşekkür ederim. Giriniz. Ooo, Memduh Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba. Sizden bir ricam vardı. Acaba bana birkaç gün izin verebilir misiniz? Neniz var Allah aşkına? Ne zamandan beri durgun görüyorum sizi. Aslında bir şeyim yok. Herhalde biraz yorgunum o kadar. Anlıyorum. Bu biraz da yalnızlığınızdan ileri geliyor. Biraz dinlenmeniz lazım. Size bir hafta izin veriyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Memduh Bey. Hoş bulduk. Odamız hazır mı? Hazır efendim. Burası daha önce kaldığım otel değil galiba. Siz de mi burada kalıyorsunuz? Hayır ama birkaç gün sonra ben de sizinle burada kalacağım için sizi buraya getirdim. İşte geldim. Keşke hiç gitmeseydiniz. Ne güzel bir oda. Siz yorgunsunuz. Biraz dinlenin. Ben yok, gideyim. Biraz uykusuzum o kadar. Aslında kompartımanda iki kadındık. Rahat rahat uyuyabilirdim. Ama yol arkadaşım sabaha kadar hiç susmadı. Eskişehir'den buraya kadar oğluyla kocasının hikayelerini anlattı durdu. Beni nasıl buldunuz? Çok bozulmamışım değil mi? Hele siz biraz dinlenin. Sizden soracaklarım var. Nedir onlar? Gittiniz, bir mektup bile yazmadınız. Hasta olmuşsunuz, haber de vermediniz. Sonra Nedim Bey'in mektup yazmasını da engellemişsiniz. Bunların herhalde hesabı sorulacak, değil mi? Neyse, ben akşam uğrar sizi alırım. Pekala. Biliyor musunuz, bizim doktor evleniyor. Sahi mi? Kiminle? Hani sizin yanınızda bana hep seni evlendireceğim deyip tutturuyordu ya, işte onunla. Benimle evlendirmeyi düşündüğü kızla şimdi o evleniyor. Aa! Ya. Ama zaten belliydi. Geçenlerde sözlendiler. Şimdi de nikah ve nişan birlikte yapılacakmış. Fahri Aydın'a gitmişti kızın ailesiyle tanışmaya. Dün dönmüş. Beni arayıp duruyormuş. Bu akşam ona gidelim mi? Tabii, memnuniyetle. Buyurun, böyle buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Doktor beni tanımadı galiba. Tanımadın mı Fahri? Selim Hanım. Aa! Vallahi ilk bakışta tanımadım. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Buyurun. Bugün sabah geldim. Eh,
Memduh, gizli işlere bayılıyorsun yani. Yani bunun gizli saklısı yok ki. Canım nasıl yok? Selim Hanım geliyor ve benim haberim olmuyor. Bugün geldi işte dost, sonra buraya geldik. Memduh, senle içeride bir dakika konuşabilir miyiz? İzninizle. Doktor benim niçin geldiğimi anlayamadı, size onu soracak. İsterseniz çağırayım, burada sorsun. Yo yo, siz gidin. Belki söyleyeceği başka şeyler de vardır. Peki, şimdi gelirim. Hı hı. Bu hanım niçin geldi buraya? Ne bileyim ben. Kendin sorsana. Yahu. Yahu 40 yılda bir şeytanlık etmeden cevap versen ne olur? Canım kendi ayağıyla gelmiş kadın herhalde. Niye geldin buraya diye sorulmaz değil mi? Sen bu kızı alacaksın. Onun için getirdim buraya. Saklamaya gerek yok. Varacak mı? Bilmem. Sormadım ki. Sorsana. Tam zamanı gelince sorarım herhalde. Ben sorayım mı? Sor. Bana bak. Varırım derse alacaksın ama. Tamam, tamam. Gülme. Dur. Gülme, söz mü? Söz, söz. Kusura bakmayın. Şimdi söyleyeceklerim size şaka gibi gelebilir ama eğer içimdekileri bilseniz bana hak verirdiniz. Memduh, ben meğer ikiniz için de ayrı ayrı üzülürmüşüm. Sizi bir arada görünce anladım bunu. Selim Hanım, şu anda bana söyleyeceğiniz bir sözle beni dünyanın en bahtiyar insanı yapabilirsiniz. Ben sizin ne söylemek istediğinizi bilmiyorum. Onun için yanlış bir şey söylemekten korkarım. Aramızda bir şey olduğunu sormak istiyorsanız belki var ama henüz bir şey konuşmuş değiliz. Anlıyorum. Anlıyorum. O halde şimdi aramızda konuştuk sayabiliriz değil mi? Ben içecek bir şeyler hazırlayayım. Bu patavatsızın söylediklerinden sonra artık herhalde konuşacak bir şey yok. Benim de söyleyeceğim bir şey yok. Kabul ediyorum.
Muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Bugün, bu gece, bu düğünde esen sıcak ve samimi hava, karşılıklı sevgi ve saygı dilerim ki tüm yurda, hatta tüm dünyaya yayılsın. Sevgi ve kardeşlik tohumları her tarafa saçılsın. Görüyorum ki Cumhuriyeti hükümetimizin bu ulu millete verdiği yüksek açılma ve genişleme, bu sevgiyi ve saygı bağlarının genişlemesinin en büyük teminatıdır. Bunlar bizim çocuklarımız. Evet. Evet. Biz hepimizin. Onlara güveniyoruz. Evet. Cumhuriyet onlara güveniyor. Elbet. Hadi çocuklarımızın sağlığını içelim. İçelim efendim, içelim, Erfi Bey. Buyur müdür bey. Şöyle bir misket havası vur da eğlenelim. Eğlenelim ama müdür bey. Misket havası frakla oynanmaz ki. Oynanır. Oynanır. Aha. Frakla da oynanır. Fraksız da oynanır. Çok benimle iş yapar mısın? Nasıl yani? Ortaklık mı teklif ediyorsun? Olabilir. Nasıl olacak? Para benden, iş senden. %70 bana, %30 sana. 50-50. %60 bana, %40 sana. 50-50. Peki. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ben başkalarına benzemem. Bir yanlışın olursa seni alnının ortasından vururum. Anlaşıldı. Güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oturabilir miyim? Tabii, tabii, buyurun. Buyurun. Giriniz. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Geç. Nasıl geçti balayınız? Çok güzeldi. Çok eğlendik. Her şey çok mükemmeldi efendim. Siz nasılsınız? Bir şey mi oldu? Var. Nedir? Var Memduh Bey oğlum. Siz balayındayken Tatvan'a tayinin çıktı. Tatvan'a? Yani şimdi ben sürgün mü oldum? Şey, orası da vatan toprağı. Orada da vazife mukaddes. Doğru. Ama hiç beklemiyordum. Doğrusu ben de kararı kabullenmedim. Tahsihini istedim. Ama müdürü umumilik kararında ısrar etti. Gitmeyeceğim efendim. Yok. Bak oğlum, ben seni çok severim. Senin hem müdürün hem de baban sayılır. Eğer beni dinlersen oraya git. Çünkü sen istikbali parlak bir gençsin. İleride buraya müdür umumi de olabilirsin. Eğer beni dinlersen git. Çünkü orası da vatanımızın bir köşesi. Vatanın her yerinde çalışmaya hazırım. Ama bana yapılan bu haksızlığa tahammülüm yok. Onun için gitmeyeceğim. Ne oldu?
Neyin var? Bir şeyim yok. Çok kötüsün. Tayinim çıktı. Nereye? Tatvan'a. Tatvan'a mı? Pek tayin sayılmaz ya. Sürgün. Gideriz. Hayır, gitmeyeceğiz. Nasıl olur? İstifa ettim. İstifa mı ettin? Ömrüm boyunca haksızlıklara karşı çıkacağım. Üfet. Bu akşam seninle ciddi konuşacağım. İşlerimi geliştiriyorum. Odun kömür toptancısı Abdülkerim olmamaya karar verdim artık. Bugünlerde Ankara'da yaşamak büyük bir talih. Çünkü tanıdıklar elde etmek mümkün. İskender'in tanıdıkları var. Benim de param var. Tabii o geleceği olan bir müteşebbis. Ben de ayağı yere basan bir tüccarım. Düşündüm ki birbirimizi tamamlıyoruz. İskender hapiste değil mi? Hapisteydi. Kefil oldum, çıkarttım. Suçum uçu yok. Bir yanlışlık olmuş. İyisi şu. İskender'le ortak oldum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olmasına hayırlısı olacak da... Seninle de yollarımız ayrılıyor artık. Ne dedin? Senden boşanacağım. Gelecekte mazim tertemiz olmalı. Kumar oynayan, kumar oynatan bir kadının kocası olmak imkansız benim için artık. Tabii çocuğumun anasısın. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Ama senden ayrılacağım. Hepsi bu kadar. Kapı açık. Şefik Bey'i de öyle. Ama ölenle ölünmüyor değil mi? Hadi baba, topla kendini. Çık dışarıya, gez, dolaş. Baba, topla kendini. Fayka. Efendim? Rahat bırak beni. Memdur. Efendim? Yoruldum artık, hadi gidelim. Olur, gidelim. Gidip bir yerde bir şeyler atıştırırız. Atıştırırız. Fahri, sen de yemeğe oturdun mu? Koca bir deveyi bütünüyle götürürsün be. Hadi canım sen. Akşam yemeğinde bir tencere yaprak sarmayı ben mi yedim? Ben mi yedim? Konuşmaktan fırsat mı kaldı ya? Kalsaydı bari. Hadi gidelim. Gidelim. Cevap.
Eski masanız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun Fahri Beyciğim. Memduh Bey'i de görmeyeli yıllar oldu. Hatırladın demek. Nasıl hatırlamam Memduh Beyciğim? Bir zamanlar hep bize değil miyiz? Doğru, hep biz bizeydik. Bu akşam çok kalabalık buralar. Gündüz olmasına rağmen yükünü tutmuş burası. Ne de olsa cumartesi. Millet bütün haftanın yorgunluğunu burada atıyor. Ankara gelişiyor azizim. İskender Bey'in, Abdülkerim Bey'lerin ziyafetleri var. İş yemeği diyelim. Bizimki verir mi? Sizinki mi bizimki mi bilmem ama. İşte İskender'le Abdülkerim Bey'ler. Fahri Beyciğim, menüyü bana mı bırakırsınız? Fahri'yi bırakacak değiliz. Tabii sana. Eskisi gibi. Emredersin. Hatırlıyor musun Fahri? Yıllar önce bir gün sonra burada bir şeyler söylemiştim. Memduh, sen şimdi bu sıkıya laflarını bırak da şuradaki kadına bak. Aynı Keriman Halis ha. Bugünlerde de bir Keriman Halis modası başladı. Her kadın ona benziyor. Çok şükür dış görünüş bakımından dünya birincisi gelebildik. Ama asıl iş muhtevada. Özde geri kalmamalıyız biz. Milletimizin koltuklarını kabartacak, haysiyetini yükseltecek olan budur. Ne düşünüyorsun Memduh? Ha? Ne düşünüyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Basbayağı hiç. Ne düşünüyorsun söyle. Hadi çıkar ağzından baklayı. Masaları düşünüyordum. Bu bizim masamız. Ne? Bu bizim masamız diyordum. Ne olmuş masamıza? Masamıza bir şey olduğu yok Fahri. Ama şimdi o masanın bir yerinde olabilir. Evet arkadaşlar. O yılların Ankara'sının içinden sevgili dostum, aziz ortağım Kerim Bey'le beraber el ele verip bugünlere geldik. Bu sarsılmaz beraberliğin temelinde saklı olan şey ikimizin azmi ve bitmez tükenmez enerjimizdir. Öyle değil mi Kerimciğim? Kıymetli iş ortağımın buyurduğu gibi çok büyük çalışmalardan, çok büyük mücadelelerden sonra bugünlere geldik. Tabii çok badireler atlattık. Ama aklımızdan şunu hiçbir zaman çıkarmadık. Çalışmalarımızda devlete, millete yardımcı olmaya çalıştık. Allah'a çok şükür bugünlere kadar geldik. Her yıl ödediğimiz vergilerle de vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ortaklığımızın seneyi devriyesini kutladığımız bugün kaçıncı yıl olduğunu söylemeyelim Nazar değil misin? Kutladığımız bugün kuruluşlarımızda binlerce işçi çalışmakta. Bu da bizi bahtiyar ediyor. Bakın arkadaşlar, Kerim Bey çok önemli bir konuya parmak bastı. Bugün mühendislerimizle, idarecilerimizle, işçilerimizle, pazarlama elemanlarımızla ve onların aileleriyle biz bir camiayız. Biz ikimiz. Evet, biz ikimiz gene ilk günün heyecanıyla dimdik ayakta el ele beraberiz. Hadi bakalım, içelim artık şerefe. Şerefe Bey. Memnun değil misin masadan? Ne münasip? Memnunsun. Elbette memnunum. İyi öyleyse şerefe. Neyin şerefine? Masamızın şerefine. Hadi. Hadi Memduh. Hayatımızın